Gelelim Vuru'ya. Vuru'da çocuklar biz aslında e, bunu daha önce benzerini yay dalgalarında yapmıştık. Yay dalgalarında işte bu taraftan bir tane dalga gönderiyoruz. Bu taraftan bir tane pardon atma gönderiyoruz. Bu atmalar birbirine üst üste geldiklerinde şöyle daha yüksek bir atma oluşuyor. Veya işte birisini tepe gönderiyoruz. Birisini çukur gönderiyoruz. Bu atmalar üst üste geldiğinde birbirini söndürüyor. O zaman da e, buna... Maksimum genlik buna minimum genlik diyoruz. Hatta bazı kitaplarda buna yapıcı, buna da yıkıcı girişim diyorlar çocuklar. Girişim, yapıcı ya da yıkıcı girişim. Ses de bunun bu olaya da vuruluyoruz. Peki nasıl bir şey bu? İşte sinemada mesela oturuyorsunuz koltuklarda, e, duvarda iki tane hoparlör var. Bu iki hoparlörden e, filmdeki sesler çıkıyor. Buradan şöyle sesler. Aslında böyle gösterilmez ama hani basitçe böyle gösteriyorum. Ee, şöyle ilerliyor. Ee, sesin e, yüksek kısımları e, daha birbirlerine daha yakın olan moleküllerin bulunduğu kısımlar. E, şöyle kesiyorlar buraya yapıcı girişim. Şuraya yapıcı girişim. Şuralar yapıcı girişim oluyor. E, şu kısmında... E, su dalgalarındaki gibi düşünecek olursak tepe kısmıyla e, buradan giren kısmı birbirini yok ediyor. Buraya da yıkıcı girişim diyoruz. Yıkıcı, şu kısma da yapıcı girişim diyoruz. Yani siz sinemada film izlerken öyle güzel bir yere oturursunuz ki oturursunuz ki sesi daha net, daha e, yüksek e, enerjide şiddetli duyarsınız. Ama öyle bir yere geçersiniz ki oturursunuz ki orada da çok düşük e, duyabilirsiniz. Bu neyle ilgiliymiş? Vuruyla ilgiliymiş. Diyoruz. Ben burada sesi anlatırken şu şekilde anlattım ama buraya bir video daha ekleyeceğim. Bu isteyenler Kaan Akademi'den sesle ilgili o videoyu izleyebilirler. Ben de kendi sisteme de ekleyeceğim o videoyu. Gerçekten sesle ilgili çok güzel anlatım var. Burada anlatmak zor olduğu için basitçe bu şekilde su dalgaları benzeyecek şekilde çizdim görüntüyü. Ama aslında gerçekte böyle değil. Şöyle düşünülebilir. Ee, içecek e, binmiş soğan zarı alttaki zar üstteki zarı ittiriyor. Üstteki zar diğer üstteki zarı ittiriyor. Aslında zarlar gitmiyor ama e, ses yine de iletilmiş oluyor. Bunu domino taşlarının devrilmesi gibi de düşünebiliriz. Boyuna dalga olmasını böyle anlatabiliriz sesin. Bununla ilgili videoyu da aslında e, YouTube'daki şeyden e, fizik alt başlığından tekrar sizlere göstereceğim.